İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduğu Gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakanların açıklamalarının detaylarını Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala ile beraber konuşacağız. Ankara stüdyolarında bizi bekliyor Mustafa Pala. Hemen sözü sana bırakayım. Bakanların açıklamalarını senden dinleyelim. Arzu dün itibariyle kabine toplantısı bitti ve ardından da gözler bir taraftan hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de bakanlara çevrildi. Bakanlarla görüşme fırsatı oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Yerlikaya'nın gündeminde düzensiz göç ve düzensiz göçle büyük bir mücadele vardı. Bu mücadelenin ayrıntılarını paylaştı. Özellikle bir Haziran ayından ve göreve geldiği günden bugüne ve aynı zamanda yine 1 Ekim tarihine kadar özür dilerim 1 e 22 Eylül'e kadar verilen mücadele ve o mücadelenin sonucunda elde edilen bilgileri paylaştı. Şu ana kadar aslında göreve başladıkları günden 22 Eylül'e kadar 97.363 düzensiz göçmen yakaladıklarını söyledi ve 22 Eylül'e kadar 42.875 düzensiz göçmenin ise deport edildiğini yani Türkiye'den gönderildiğini ifadetti sahaya böyle bu şekilde etkili bir şekilde kontrol çalışmaları olduktan sonra da bunun etkisinin daha çok olduğunu ve bu şekildeki kontrollerin olması sebebiyle de yaklaşık vizesi biten ikamet izni biten 105.488 yabancı'nın da uçağa binerek Türkiye'den ayrıldıklarını da sözlerine eklemiş oldu tabi yine daha öncesinde 89.000'di bu rakam ve sınırlara öyle iyi kontroller yapılıyor ki Milli Savunma Bakanlığımız 70.796 engelleme yaptı. Kayıtlı engelleme. Bunlar içeri almıyoruz dedi. Sadece sınırların içerisindeki alınan e, tedbirlerin değil aynı zamanda sınırlardaki alınan e, güvenlik önlemleriyle de birlikte 70.796 göçmenin Türkiye'ye girişinin de engellendiğini sözlerine eklemiş oldu. Aslına bakılırsa 1 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar e, yapılan bu kontroller özellikle düzensiz göç ve göçmen e, noktalarındaki yapılan kontrollerle birlikte bir kez daha söyleyelim. 42.875 düzensiz göçmen deport edildi ve ardından da vizesi, ikamet izni biten 105.488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. E, tabii düzensiz göçle ilgili yeni bir süreç başladı. O süreç İstanbul'da başlamıştı. 1 Ekim itibariyle diğer e, illerde de başlayacak ve ardından da e, Kasım ayında büyük şehirlerde ve sonrasında da Türkiye'nin Tüm genelinde 81 ilin tamamında düzensiz göçle ilgili çok kapsamlı bir mücadele başlayacak ve bu mücadelelerin en önemli ayağını ise o da şu oluşturuyor. Mobil göç noktaları. Mobil göç noktaları İstanbul'da kurulmuştu ve bu göç noktaları sayesinde de çok sayıda düzensiz göçmen tespit edilmiş, deport edilmişti. Artık 1 Ekim'den itibaren Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da mobil göç noktaları kurulacak. 1 Kasım bu göç noktalarındaki araç sayısı tam 150'ye çıkartılacak. 30 büyük şehirde aynı anda mobil göç noktası uygulaması başlayacak. 1 Aralık takvim yaprakları 1 Aralık gösterdiğinde ise Türkiye'nin dört bir tarafında mobil göç noktaları artık hizmet verecek ve böylelikle düzensiz göçmenler, kaçak yollarla girenler tek tek tespit edilip deport edilmiş olacak. Yani bu e, uygulamanın e, oldukça etkili olduğunu söyledi ve tabi bu burada da e, turistlerin rahatsız edilmeyeceğinin de altını çizmiş oldu. E, Tabi bu konuda sınırlardaki güvenlik önlemleriyle ilişkin de bazı temasların olduğunu ifade etti Ali Yerlikaya. E, Bulgaristan İçişleri Bakanı ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmelerin sürdüğünü ilerleyen dönemlerde de baş başa görüşmelerin de gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. Ger Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.